kendi ölçümüzü kendi kafamıza göre, vicdanımıza göre olmadığı zaman, az geldiği zaman biraz dolduruyoruz yani, şey yapmıyoruz. Eti gör gör. Göster abi bana. Gör abi ya, şöyle var ya. Göster, göster. Al al al, al abi bak. Bak dayanamıyorum ha, ben yiyeceğim. Ustam burada gizli bir şey var. Abi o gizli. Onda ne var, onu söyleyecek misin yoksa? O bizim gizlimiz abi. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Urfa'daki lezzetleri sizlere göstermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar dedi ki Urfa'da Gülizar et dönerine mutlaka bir video çekmen lazım. Oranın et döneri farklı. Biz de Urfa'ya gelmişken güzel bir et döner videosu sizlere hazırlamak istedik. Eğer et döneri seviyorsanız bu video tam size göre, arkanıza yaslanın, güzel bir video başlayacak. Açılışı unuttuğumuz için tekrardan burada güzel bir açılış videosu hazırlamak istedik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız o zaman videomuz başlasın. Abdullah Usta kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz abi. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, siz de iyisiniz abi. Çok böyle hareketli gördüm. Bizde sürekli hareketlik var. Her zaman böyle midir Usta? Her zaman böyledir. Burası Gülizar abi, Şanlıurfa Gülizar. Gülizar'da hep böyle. Urfa'ya geldim. Evet abi. Arkadaşlar Diyarbakır'da dedi ki İlla dedi Gülizar'da bir et döner videosu çek. Ay maşallah, iyi demişler, biliyorlarmış demek ki, yemişler daha önce. Yemiş mi söylüyor bana? Yani ya, tadını biliyorlar diye sana. Tabi tabi. Sen de şimdi, sana tavsiye etmişlerdir abi. Ben şimdi et döner herkes yapamıyor. Her yerine hakkını da veremiyorlar. Ya vallahi biz bir şey diyeyim ya, biz yapıyoruz yani. Biz yapıyoruz abi. Yapıyoruz abi, dönerin en iyisini, en kararlı yapıyoruz. Ölçü veriyorsun, tartıyorsun. Ölçü sürekli tartı ve ölçü, 30 senedir, 35 senedir var. Ölçü her zaman aynıdır, küçük de gelse, büyük de gelse ölçü aynıdır abi. Ölçü hiç değişmez. Kaç gram veriyorsun peki? Yani değişiyor, ekmek arasına göre değişiyor. Biz kendi ölçümüzü kendi kafamıza göre, vicdanımıza göre olmadığı zaman, az geldiği zaman biraz dolduruyoruz yani, şey yapmıyoruz. Şimdi Ustam, meşhur o soruyu sormak istiyorum sana. Buyurun hocam. Senin dönerinde hangi et var, bana söyleyebilir misin? Abi benim dönerimde hem düğe eti var hem de tosun eti var, karışık. Yani sen araya kuzu kaburga katıyor musun? Hayır hayır hayır, katmıyoruz abi. Kuzu eti var mı? Yok, içinde hiç kuzu eti diye hiç yok. Abi bu etimiz bak. Eti gör gör. Göster abi bana. Gör abi ya, şöyle var ya. Göster, göster. Al al al, al abi bak. Bak dayanamıyorum ha, ben yiyeceğim. Otur sen. Sakin ol usta. Vallahi, şimdi ben nasıl yiyeceğim onu? İnan 20 senedir, 22 senedir buradayım. Tek el. Hiç doyamadım hiçbir zaman. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 88'den beri bu işi yapıyorum. 32 senedir ya. Evet. Etimiz de bu şekilde. Aynen abi. Ver usta ama. Kesinlikle kuzu yok diyorsun değil mi? Kesinlikle kuzu eti yok. Kullanmıyoruz yani. Kullanmıyoruz. Kullanmıyorsun. Herkes kuzu eti falan diyor ama biz kuzu kullanmıyoruz abi. Hem düğe eti kullanıyoruz, bir de tosun eti kullanıyoruz. 25 sene, 30 senedir ustamız bir. Hep tek yerden çıkar. Kesinlikle kendisi eti ayarlar, kendisi takar. Kimse takmaz. Kimse karışmaz. O yüzden lezzetli tadı da hiçbir zaman kaçmaz. Ustam burada gizli bir şey var. Abi o gizli. Onda ne var, onu söyleyecek misin yoksa? O bizim gizlimiz abi, her orada, zaman orada olmaz. Orada böyle hafiften böyle yağ damlıyor. O size özel de o ya, her zaman olmaz o, sadece küçük bir sır abi. Sen şimdi ben bir şey fark ettim, sen döneri keserken o yağı da bulandırıyorsun böyle. Eyvallah ya, bulandırmadan olmaz. Şöyle dürüm yapıyoruz. Dürümde kaç gram et kullanıyorsun sen? Normalde 50 gramdır. Biz tabi fazla bırakıyoruz. 70 gram falan bırakıyoruz. 70 gram bırak. Evet. Bak şöyle görüyorsun. Hepsi aynıdır. Ölçü olarak aynı. Değişmez. Hepsinin ölçüsü birdir. Abdülhamsa. Efendim ustam. Sen yan tarafta tavuk da satıyorsun. Evet. Ama seni bilen et dönerle biliyor. Tabii yani Gülizar'ı bilen et dönerden biliyordur. Değil mi? Evet. Peki sen bugün bize ne vereceksin? Sen bugün bize neyi sattıracaksın? Vallahi size birer tane İskender veya pilav üstü isterseniz ya size dürüm verecek halimiz yok yani. Ustam sen bana bir tane dürüm ver. Bir İskender ver. Evet. Bir de normal klasik pilav üstünü ver ki gösterelim. Tamam abi. Fiyatlarını da söyleyelim. Bak İskenderler bu. İskender bizim İskender'imiz evet. Bak yanında pilav. Niye bu, pilav bırakıyorsunuz? Bu yani? Urfa'ya özel. İskender pilavsız yemezler bizde. Allah Allah. Burada evet. Ekmek var ama. Ekmek, soslu ekmek. Evet. Yanında yoğurt. Şöyle eti kapladık mı böyle. Oo,
Yine üzerine sos bırakıyoruz. Sostan sonra da tereyağı. Tamam. Bu İskender'imiz hazır abi. Bu şöyle. Fazla bırakmadın değil mi? Herkes bu şekilde bırakmadın. Yok, herkes aynı. Hiç fazla yok. Fazla yok. Bak bu da pilav üstümüz pilav, aynı pilav bu şekilde. Üstü. Pilav üstümüz da aynı şekilde abim benim. Aynı ölçüden. Bu da pilav üstü. Evet, aynı ölçü. Değişmiyor. Ha, bu da bizim pilav üstümüz abi. Çok güzel. Bir tane de bana lavaş göstersene usta. Tamam. Şöyle. Onun sosu var mı? Ha, gelecek abi sosu. Lavaş. Sosu, sosunu çekin. Tamam. Sos ver abi. Bir tane parçası var usta. Oh. Vay. Tamam, sosumuz da geldi. Şimdi tereyağımız. Ha, bu da tereyağımız abi. İskender tamam. İskender tamam. Şöyle lavaşı. O da pilav üstü. Bu da sosu gözü bu şekilde. Yok, isteyene tamam, isteyen. Tamam. Bu da lavaşımız abi. Bilirsen şimdi bana lavaş yapıyorsun. Abi şöyle lavaş yapayım. Şu o özel yağ var ya, şöyle bandıralım. Bu söylemedim. Bak ya orada kalmak. Burada bir yağ var. Göstereyim böyle. Bak usta söylemiyor. Abi söylemem ben bunu. Yo, bana özel. Ya bu size özel. Bak ekmeği görsen şimdi. O yağı bandırdım. Bak şöyle. Vay be. Çıtır çıtır öyle. İçine malzeme istiyor musun abi? Soğan katmamışsan fazla. Soğansız. Az bir şey olsun böyle. Tamam. Şöyle domates. Hafif bir maydanoz, tamam. Hafif bir soğan, tamam. Yanında biber veriyor zaten. Tamam. Aynı ölçüde, ölçümüz yine değişmez. Ölçü. Hiçbir zaman değişmez. Yani büyük de gelse, küçük de gelse ölçümüz aynıdır. Bak şöyle yaptık. Bir dürüm değil mi usta? Evet, şöyle yaptık, az geldi, vücudumuz kabul etmez hemen. Bak herkese bu şekilde veriyorsun herkese, değil mi? Herkese, herkese. Ver abi, onu da ver. Şöyle güzelce tarver. Bu da hazır. Böyle hazır abim benim. Ustam eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ben bir masaya geçeyim, bir götürerek konuşacağız. Eyvallah. Eyvallah, sağ eyvallah olsun. Abicim benim. Ve geldik en güzel ana, tadım zamanına. Şimdi ustamız bize etten biraz bahsetti. Kendinden biraz bahsetti. Ama bu et döner için özellikle Diyarbakır'dan gelirken dediler ki Gülizar'da et döner yemen lazım. Ustamız da dedi ki... Usta, dayı dur şunu bir çekeyim de ondan sonra konuşuruz. Bunu tek çekmemiz lazım, ondan sonra seni çekeriz dayı. Şimdi ustamız etten bahsetti, kendinden bahsetti, mekandan bahsetti. Şimdi en önemli şey et döneri, et döneri yapan nedir? Bence tadıdır. Çünkü bu tattan dolayı Diyarbakır'da bize dediler ki Urfa'ya giderseniz Gülizar dönere git, kesinlikle orada bir et döneri ye. Şimdi biz bir dürüm istedik burada. Ama onlar dedi ki madem gelmişsin, madem videosunu çekiyorsun, madem bizi met etmişler, o zaman bir pilav üstünün, bir İskender'in, bir de normal lavaşın tadına bak dediler. Üçünün birden tadına bakacağız. Öncelikle böyle sadece etin bir tadına bakayım. Özellikle ip ince, onu size söyleyeyim. Etten gerçekten tad alabiliyorsun. Şimdi et gerçekten de et kokuyor. Hani böyle o tadı alabiliyorsun. Diyeceksin ki nasıl bir et kokuyor. Bazı etler doğal olmadığı için et tadını tam alamıyorsun. Ama burada usta gerçekten de etin tadını alabiliyorsun. Et harika. Benim bir şey dikkatimi çekti. Dedi ki biz kesinlikle kuzu kullanmıyoruz. Normalde biz ne biliyorduk? Yaprak döner olduğu zaman araya dana eti, arasına da kaburga bırakılır. Ama burada kuzu kesinlikle kullanmıyorlar. Sadece dana ve düve. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi bunun tadına baktık. Bir de şu İskender'in tadına bakalım. Özel soslu. İskender'e bir yaklaşsana elinde. Yaklaş bir kardeşim. İskender dedi ki pilav olur. Döner, sos, bir de yoğurt bu şekilde. İskender'in tadı da güzel. Açık ses söylüyorum. Bir tane daha alacağım. Şimdi pilav almayacağım. Zaten altında ekmek var. Ama diyor ki Urfa'da genellikle İskender'in yanında pilav yiyorlar. Ben şöyle bir parça et, bir parça da et, ekmek alacağım böyle. Yani inan o sos ete farklı bir tat vermiş. İskender de güzel. Hoşuma gitti. Ben beğendim. Pilav üstü de güzel. Şimdi son olarak o meşhur olan lavaş. Hem pilav üstünde hem de İskender'de 120 gram et döner bırakıyorlar. Buradaysa normal dedi ki 50 gramdır ama biz 70 gram bırakıyoruz. Nasıl damını görüyorsun? Dürüm de güzel.
Hani laf olsun diye söyleyeyim, gerçekten de dürümü de güzeldi. Bir de tadacağım. Dürüm de gerçekten başarılı olmuş. Geçtim, ustamız aklını vermiş. Şimdi eğer yolunuz burada geçerse, döner de seviyorsanız, özellikle et döner seviyorsanız, bize de demişlerdi, gerçekten de hakkını vermiş usta. Özellikle et döner tercihiniz varsa, ayaküstü olsa dürümü yiyebilirsiniz. Eğer İskender yemek istiyorsanız İskender de yiyebilirsiniz. Ama size tercihim bir tane dürüm kesinlikle yiyin. Şimdi et dönerimiz bu şekilde sevgili dostlar. Şu pilav üstü, şu İskender, dürümü de dürümü de kameraman yedi. Nasıl, beğendin mi sen? Gerçi de beğendin mi? Ben bu kadar olacağını hiç beklemiyordum. Klasik et döner diye bekliyordum ama usta bizim ezberimizi bozdu yani ya. Sevgili dostlar, şimdi etten bahsettik. Yedik de, tadını da beğendik. Şimdi gelelim bunların fiyatlarına. Eğer pilav üstü döner yemek isterseniz 120 gram et döner bırakıyorlar bu şekilde 35 lira. Eğer İskender yemek isterseniz 120 gram et bırakıyorlar bu şekilde 35 lira. Eğer dürüm yemek isterseniz 70 gram et bırakıyorlar, dürümü de 17 TL. Buraya gelirseniz, yolunuz buradan geçerse fiyatlar bu şekilde. Tadı güzeldi. Fiyatlar da aynı şekilde dediğim gibi. Bizlere afiyet olsun. Videonun sonunda görüşürüz. Murat Usta, teşekkür ettik. Allah razı olsun. Güzel bir et döner yedik. Son olarak buraya gelecek olan misafirlere bir şey söylemek ister misin? Vallahi şu an herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebilir. Gürüzler döner 1890-1989'dan beri vardır. Evet. Şanlıurfa, yani o günden beri hizmet veriyor. Gelenler olursa bekliyoruz. Bekliyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sağ olasın abla. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Tavsiye ettiler, geldik, yedik. Gerçekten de güzeldi, farklıydı. Eğer siz daha iyisini yediyseniz başka bir yerde mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu tarz videolar devamı gelebilmesi için lütfen abone olup bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu da beğenerek bize destek verebilirsiniz. Urfa'dan herkese sevgiler, selamlar.